İyi akşamlar diliyorum. 16 Ağustos 2018 günlerden Perşembe. RT Televizyonu ana haber bülteninde canlı yayına karşınızdayız. Yoğun bir gündem var. Ayrıntılara geçelim. Öğle saatlerinde Karaman yolu yeni çevre yolu mevkinde bir kaza yaşandı. Minibüs ile tır çarpıştı. Meydana gelen bu kazada 9 kişi yaralandı. Olay yerinde vatandaşlar bir o yana bir de bu yana koşturdu. İşte bahsettiğim haber hakkındaki tüm detaylar. Ereğli'de minibüsle tırın çarpışma sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kaza Yeni Karaman Çevre Yolu kavşağında yaşandı. Kaza biz o Ereğli istikametinden geliyorduk. Bu tır sinyal yanıyordu. Ben tam öndeydim, ikisini de gördüm. Yol hakkı bizim olmamıza rağmen yola çıktı. Kaçtık, baksana bir şey de var. Kaç kişi vardı? Tahminen 10 kişi civarında. Alınan bilgiye göre Ereğli'den Karaman'ın Ayrancı ilçesine gitmekte olan İbrahim E idaresindeki 70FH 961 plakalı minibüs ile Salih Çen'in kullandığı 14AAF 508 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devlet minibüsteki yolculardan YK, Duran E, Hatun E, Nefaret K, Ahmet T, Berika T, Mustafa Y ile ara sürücüleri İbrahim E ve Salih Ç yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılardan bazıları kaldırımda takviye ambulanslarının gelmesini bekledi. Yaralanan 9 kişi ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazadan sonra polis olay yerinde inceleme yaptı. Eşyada. Eşyanın şeyi güzel mi? Alakası olmuyor. Neye yaratıyorsun? Bitir ben ya. Kaymakam Ömer Lütfi Yaran ve İlçe Emniyet Müdürü Necdet Ercan da kaza yerine giderek bilgi aldı. Şuradan buraya mı gidiyor? Şuradan geliyor. Otobüs karşıdan geliyor. Kaçıyor, buraya çarpıp devriliyor büyük ihtimalle. Şuraya bakar mısın? Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Neyse ki yaralanan 9 kişinin durumları gayet iyi. Şu an tedavileri Ereğli Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye karşı ekonomik bir yaptırım uyguladı. Ancak yaptığına yapacağına pişman oldu. Neden mi? Dolar düşmeye devam ediyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ereğli'de de birlik çağrısı yapıldı. Özellikle müteahhitlerden Yüksel Kısılkan ve Nurullah Yılmaz ABD'yi eleştirdi. Her zaman sonuna kadar ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız mesajı verildi. İşte bahsettiğim haber hakkındaki tüm detaylar. Sürekli olumsuzluklardan bahsedenlere, onlara inat. İman varsa imkan da vardır diyerek yılmadan, yorulmadan ülkemize ve milletimize en güzel şekilde hizmet etmeye çalıştık. ABD'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı ekonomik yaptırım Ereğli'deki müteahhitleri yıldırmadı. Ne olursa olsun çalışmaya, üretmeye devam diyen bazı müteahhitler vatandaşların takdirini kazandı. Her zamankinden daha fazla çalışıp, daha fazla üretip, yaptığımız işe daha fazla sahip çıkıp, ülkemize de sahip çıkacağız, paramıza da, değerlerimize de. Hiç durmayın diyorum. Devam edin. Hiç korkmayın. Bir zamanlar zaman eskiden Tayyip Erdoğan teğet geçecek dediği zamanları millet biraz şey aldı ama gerçekten teğet geçti. Yani bu da aynı şekilde dolar da düşecek. İstihdam sağlanacak. Zaten istihdamımız var. Panik yapmaya, böyle korkmaya, cesaretsizliğe gerek yok. İnşaatınızı devam edin.
Güzel işler çıkartın. Türkiye bizim Türkiye'miz. Başkanımız Sayın Erdoğan'ın her zaman arkasındayız diye konuşan Yüksel Kızılkan, zaman birlik olmaz zamanı. Milli değerlerimizi ne ABD ne de başka ülkeye peşkeş çektirmeyiz dedi. Olay bu. Her zaman çalıştığımızın daima fazlasını katarak daha fazla çalışıp daha fazla üretmek zorundayız. Evet. Biz de kendi üzerimize düşen vazifeyi yerine getirerek inşaatlarımızı hız kesmeden devam ederek yolumuza devam ediyoruz. Tabii böyle kriz ortamlarını fırsata dönüştürmeye çalışan kötü niyetli insanlar var. Şu anda dediğim gibi iç piyasanın, iç dinamizmin çalışması gerekiyor. Biz malzeme tedariğinde şu anda çok zorlanarak işlerimizi yürütüyoruz. Ellerinde stok bulundurarak piyasaya mal sürmeyen kötü niyetli insanlar var kardeşim. Devletimizin bu konuda bu işe el atması gerekiyor. Şimdi dış piyasanın durumu malum ama iç piyasanın canlılığını koruması ve işlerin yoluna gitmesi için bu işin devam ettirilmesi gerekiyor kanaatindeyim. Hiç işlerimizi aksatmadan her zamankinden daha fazla üretip daha fazla çalışacağız. Yapacak başka bir şey yok. Durmak yok, yola devam. Bir diğer müteahhit Nurullah Yılmaz'la konuştu. Fırsatçılara izin vermeyiz diyerek sözlerine şöyle devam etti. Çalışacağız da yani dış güçlerin oyununa girmeyeceğiz. Devamlı Cumhurbaşkanımızı Tayyip Erdoğan'a destekleyeceğiz ve arkasında gideceğiz. Sonuna kadar yolundayız. Küçük esnaflardan ve büyük esnaflardan fırsatçılık kollayıp da böyle yani olmayacak şeylere de hemen dolar yükseldi diye hemen üzerine koydular. Ama yanlış bir yoldaydılar. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın görmesi lazım. Bunlara bir dur demesi lazım. Yani bir markette satılan bir ayçiçek yağına da kalkıp da bir dolar yükseldi diye hemen onun üzerine koymanızın bir anlamı yok. Çok yanlış şeyleri yapıyoruz. Biz Türkiye'mizin değerini kıymetini bilmiyoruz. Aslında bir dışarıya çıksalar, yurt dışında istedikleri yere, Avrupa ülkesi olsun, istese Asya tarafı olsun, bir gelsinler. Türkiye'nin gerçekten dört mevsimi, güzelliği, her şeyle dört dörtlük olduğunu görüp buranın toprağını öpecektir. Bunu göremiyorlar. Bunların farkında değiller. Fırsatçılık koruyorlar. İşte param değer kaybetmesin diyorlar. Dolar yapıyorlar, euro yapıyorlar. Ben iş adamı olarak şimdiye kadar dolarım olmadı, eurom olmadı. Yapmadım. Yapmam da. Çünkü ben inşaatlarıma kullandım bu parayı. Herhangi bir böyle dolar alayım, markalayayım, yükselsin veya faize koyayım veya şunu yapayım yapmadım. Hep ürettim de üretmeye de devam edeceğim. Var arkadaşlardan bazıları dolar yapıyor. İşte 5000 dolar bozdurdum. Yani müteahhit arkadaşlardan var. 5000 dolar bozdurdum. Sen dolarla ne işin var? Sen üretimcisin. Yani normal üret, inşaat yap. Sektörde bir şeyler faydalı olsun. Fırsatçılık olanların çoğu öyle. Gözde gözüken kişiler. Alt tabaka değil bak. Alt tabakada bir şey yok. Alt tabakada normal insanlara Tayyip sevdalısı gerçekten insanlarda yok. Diğer müteahhitlere söyleyeceğiniz bir cümle söz var mı ekonomi çalışmaları? Tabii diğer müteahhit arkadaşlara hiç durmayın diyorum. Devam edin, hiç korkmayın. Bir zamanla zaman eskiden Tayyip Erdoğan teğet geçecek dediği zamanları millet biraz şey aldı ama gerçekten teğet geçti. Yani bu da aynı şekilde dolar da düşecek. İstihdam sağlanacak. Zaten istihdamımız var. Panik yapmaya, böyle korkmaya, cesaretsizliğe gerek yok. Müteahhitler böyle söylüyor. Yüksel Kızılkan ve Nurullah Yılmaz ise başını çekiyor. Ülkemizin, reisimizin arkasındayız mesajı veriyor. Bugün itibariyle bayram ikramiyeleri emeklilere verilmeye başlandı ve Ereğli'de bankaların önünde kuyruklar oluştu. Bankur ve SGK emeklilerine bayram ikramiyeleri bugün itibariyle ödenmeye başlandı. Emekliler bayram ikramiyesini almak için sabahın erken saatlerinde bankamatiklerin önüne geldi. Dolayısıyla hükümetin bu 1000 lira özellikle bayram arifesinde verilen para emekli halkımız için büyük bir destektir. Rahat bir nefes bundan aldım. Dolayı evet bundan dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm hükümete teşekkür ederiz. Allah razı olsun diyorum. Tamam. Faydası bu bana. Allah razı olsun. Verdiler. Bayram açlığımız gelecek. Maaşımızı alacağız. Devletimize teşekkür ederiz. Sağ olsun. Halkımız düşünüyor. Devlet varsa halk var. Devlet yoksa halk da yok, memleket de yok. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yani ferah bir nefes aldırıyor. Tabii. Herkese. Çok güzel. Allah devletimize zarar vermesin. Cumhurbaşkanımız daima başımızda olsun. Şu anda ben kurban kesilmeyecek durumdaydım. Devletimizden Allah bin kere razı olsun. Şu 1 TL'yi verdi, ben çoluğuma çocuğuma kurban kesiyorum. Bu çok büyük bir duygudur.
Allah hepsine razı olsun. Şifa niyetine ilaç gibi geldi. Bir alabilirsin. Evet. Geçtiğimiz bayram aldık mı peki? Aldıydı. Ne kadar aldınız? 1000 lira verdiler. 1000 lira aldınız. Evet. Şimdi 1000 lira alacaksınız. Evet. Diyorsunuz ki emekliler nefes aldı, öyle mi? Bu tabii. Bizim için büyük şey. İşte kurban paramız çıkmış oldu. Allah razı olsun. Allah devletimize zaval vermesin. Şimdi son günlerde özellikle organize sanayi, Ereğli organize sanayi bölgesinde bulunan bazı firmaların dolar yükseldi diye kapandıkları iddiası var. Aslında böyle bir şey yok ama dilden dile dolaşıyor. Ereğli'nin bu yönde huyunu bilirsiniz efendim. Hani bir laf hemen çok kısa bir sürede bütün topluma yayılıyor. İşte bu söylenen iddialara karşılık olarak Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Özkoç yazılı bir açıklama yaptı. Firmalarımız çok şükür işlerine devam ediyorlar. Böyle laf yapılmasına karşıyız. Sürekli olarak da firmalarımızın arkasındayız dedi. Serzenişler oldu. Niye yapılmıyor, edilmiyor? Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Özkoç yazılı bir açıklama yaptı. Özkoç, bilindiği gibi Türkiye ekonomisi zor bir dönemden geçiyor. Küresel ekonomide yaşanan gelişmelerden Türkiye ekonomisinin dinamiklerini oluşturan, üreticiden tüketiciye, ihracatçıdan ithalatçıya birçok kesimin olumsuz etkilendiği açıktır. Kanalizasyon sistemi çöktü. Bu yıl tekrar... Bugün yüksek kur ve yüksek faiz ile algı oluşturularak müteşebbislerimizin moral ve motivasyonunun bozulmaya çalışıldığını görmekteyiz. Bununla birlikte bu süreçte bazı Ereğli firmaların kapanacağına yönelik artan söylentileri de üzüntüyle takip ediyoruz. Özellikle firma ismi telaffuz edilerek seslendirilen bu gerçek dışı söylentileri şehrimize yönelik bir algı operasyonu olarak değerlendiriyoruz. Ereğli tüccar, sanayicilerin ve hemşerilerimizin ticari rekabette böylesine bir duruma tevessül edeceğine ihtimal vermemekteyiz. İçinde bulunduğumuz sürecin tüm firmalarımız için zorlu geçeceği aşikardır. Manipülasyona son derece açık bir dönemden geçiyoruz. Daha dikkatli olması gereken bu süreçte firmalarımızın direkt hedef alınmasına izin vermemek gerekiyor. Firmalarımıza zarar verebilecek her türlü davranış ve sözden kaçınılmalıdır. Türkiye ekonomisinin bu zor süreci de atlatacağından şüphemiz yoktur. Güçlükler ile mücadele etmeye direncini bugüne kadar fazlasıyla ortaya koyan tüm müteşebbislerimiz bu dönemde de ülkesi ve şehri için vefakarca çalışmaya devam edecektir dedi. Ereğli'de ön plana çıkan gelişmeleri aktardık. Sırada gündeme. Dolar 6 liranın altına düştü, piyasalar hareketlendi. Türk lirasındaki değer kaybını önlemek ve ekonomik gelişmelere ilişkin endişelere yön vermek amacıyla peş peşe adımlar atıldı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Katar Emri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Beştepe'de bir araya geldi. Bu görüşmede önemli bir karar alındı. Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak. Yatırım paketi en kısa sürede hızlıca hayata geçirilecek. Öte yandan Rus yetkiliden dolara alternatif para birimi açıklaması geldi. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika aralarında yeni para ihtimalini görüşüyor. BRICS üyesi ülkelerde dünya nüfusunun yarısını, dünya endüstrisinin de %30'unu oluşturuyor. Bu sürecin 5 yılda tamamlanması öngörülüyor. Türkiye karşıtı güçler son dönemde ekonomik olarak ülkemizi yıpratmaya çalışıyor. Yaşananlarla mücadele için hükümetin aldığı önlemlerin yanı sıra yerli ve milli kavramı da büyük önem taşıyor. Ülkemiz çok ciddi bir ekonomik baskı altında. Buna karşı koymak için vatandaşlar, şirketler ve devletimiz hep beraber el ele vermeliyiz. Biz de Türk Telekom olarak özellikle Amerikalı şirketlere reklam vermekten vazgeçtik. Bu konuda önlem alan firmalardan Türk Telekom, Amerikalı küresel firmalara ayırdığı reklam bütçesini kesti. Ayrıca ülkemizde vergi ödemeyen Amerika kökenli dijital platformlara karşı da somut adımlar attı. Ve işler de her zaman hayal edildiği gibi gitmeyebiliyor. Dijital reklam dünyasında kendi geliştirdiği programatik ürünle ek olarak yerli ve milli çözümler sunan firma Edmatik'le işbirliği yaptı. Dünya çapındaki bazı Amerikalı firmalar Türkiye'nin vergi sistemine tabi değil. Yapılan anlaşma da bu konuda Türkiye için bir kazanç olacak. Türkiye'deki dijital reklam piyasası 2.2 milyar TL'lik bir piyasa.
Bu piyasanın %80'i iki tane küresel, dijital, teknoloji firması tarafından elde ediliyor. Bu firmalar ülkemizde vergi vermedikleri gibi aynı zamanda ülkemizdeki mevzuata da tabi olarak hareket etmiyorlar. Biz Türk Telekom olarak ülkemizde vergi vermeyen ve buradaki mevzuata tabi olmayan bu şirketlerle çalışmak istemiyoruz. Anlaşma ile birlikte hem para Türkiye'de kalacak hem de devlet vergi alabilecek. Türk Telekom'un programatik reklam ürünüyle ve bugün Edmatik şirketiyle yaptığımız stratejik işbirliği anlaşması sayesinde Türkiye'deki reklam verenler, Türkiye'deki yayıncılara paraları hiç yurt dışına gitmeden ve hiçbir global teknoloji platformuna ihtiyaç duymadan bizim sayemizde reklam verebilir. YÖK Başkanı Profesör Doktor Yekta Saraç'ın Milli Savunma Bakanlığı görevine atanan Hulusi Akar'ı tebrik ziyaretinde gündeme gelen üniversite öğrencilerinin bedelli askerlik sorunu çözüme kavuşturuldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamaya göre bedelli askerlik uygulaması yapılan son toplantıda görüşüldü. Buna göre 21 günlük temel askerlik eğitimi maksadıyla silah altına alınacak yükseköğretim öğrencileri temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılacak. Öğrencilere aldıkları temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda mazeret sınav hakkı verilecek. Mağduriyet yaşanmaması için üniversiteler gerekli tedbirleri alacak. Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Haziran ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %3,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde de madencilik ve taş ocakçılığı sektörü bir önceki yılın aynı ayına göre %7,2, imalat sanayi sektörü %2,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %4,6 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise Haziran'da bir önceki aya kıyasla %2 azaldı. Gökçeada feribotu limana 30 metre kala karaya oturdu. Çanakkale'de Kabatepe, Gökçeada arasında sabah saatlerinde sefer yapan feribot arıza yaptı. Gemi kaptanının durumu fark etmesi üzerine feribota limana çarpmaması için kurtarma manevrası yaptırıldı. Demir atılan feribot son anda durdu. İçinde 170 yolcu ve 64 aracın bulunduğu feribot, limana yanaşmaya 30 metre kala sahil kısmındaki kumluk alanda karaya oturdu. Bölgeye yardım için ek gemi gönderildi. 170 kişi 2 saat süren çalışmayla tahliye edildi. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332-712-0063, 0332-713-1617. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratven'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratven İnovatif serisinden. Selenit. Fratven.
Fırat Ben, Ereğli Bayi Zirve Pen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fırat Ben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fırat Ben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirve Pen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yaptırabilirsiniz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fırat Ben, Ereğli Bayi Zirve Ben. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533, 683-7107. Yeni yollarla Ereğli daha değerli. 2009-2013 yılları arasında Ereğli'de 78 bin ton sıcak asfalt çalışması yapılırken 2014 yılı ve sonrası Ereğli için yeni bir milat oldu. 3,5 yıl gibi kısa bir sürede bu rakam 3'e katlandı. Tam 203 bin ton sıcak asfalt çalışması yaparak Ereğli Belediyesi rekor düzeyde yol yatırımı gerçekleştirdi. Gayretle, samimiyetle, sevgiyle Ereğli daha değerli. Belediye Başkanı Özkan Özgüven. Ereğli Belediyesi. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Bu akşamlık da bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.